Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Allah'ın zikrinden yüz çevirirsek, Kur'an-ı Kerim'in zikrinden yüz çevirirsek başımıza neler gelir, bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Zuhruf suresi 36. ayette Allah şöyle buyurur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan musallat ederiz, artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederlerken bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Zuhruf suresi 38. ayet. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, keşke seninle aramız doğu ile batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Yani bu ayetlerde Allah'ın bize anlatmak istediği şudur. Herkes kendini iyi bir insan olarak görür. Şöyle etrafınıza bakın. Kendisine kötü diyen bir tane insan bulursanız bana da haber verin, ben de o insanla tanışmak isterim. Herkes kendisini iyi bir insan, temiz kalpli bir insan olarak görür. Kimse kötülüğü kendisine yakıştırmaz. Ancak Allah'ın burada söylemek istediği, sen yanlış yola gidersen biz de şeytanı sana musallat ederiz. Yanlış yolda daha ileri gidersin. Kur'an-ı Kerim'de bazı cehennem ehli olan insanların diyalogları vardır. Allah'a hesap verirken biz kötü bir şey yapmıyorduk ki derler. Yani yaptığı kötülüğün farkında değil insan yaşarken. Nahl suresi 28. ayette Allah şöyle buyurur. Kendilerine zulmederlerken meleklerin canlarını aldığı kimseler biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Melekler onlara şöyle derler. Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir. Yani bu ayetin bizlere gösterdiği, hiç kimse kötülüğü kendisine yakıştıramıyor. Bu ayette anlatılan insanlar cehennem ehli olan insanlar. Hatta tahrif edilmiş olan İncil'de bile şöyle bir özdeyiş vardır. Herkes kendisinin en doğru insan olduğunu sanır, en doğrusunu Tanrı bilir der. Sonuçta tahrif edilmiş bir kitaptan da olsa, bir insandan da olsa doğru söz doğru sözdür. Taha suresi 124. ayette Allah şöyle buyurur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. Taha 125. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Taha 126. Allah buyurur. İşte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde sen onları unutmuştun. İşte bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Taha 127. Hak'tan sapan ve ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Taha suresi 128. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız hala onları yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. İstisnasız hepimiz kendimizi doğru yoldaymış gibi görürüz. Acaba gerçekten doğru yolda mıyız? Hatta Allah yolunda olduğumuzu sanıp ya yanlış bir yoldaysak, Allah'ın kitabına bir baksak, okusak, yüzdeye vursak acaba onun yüzde kaçına biz uyuyoruz Müslümanlar olarak? Cin suresi 16 ve 17. ayetlerde Allah şöyle buyurur. Eğer hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini denemek için nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Yani sonuç olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz kendimizi doğru yolda zannederken yanlış bir yolda olabiliriz. Allah'ın kitabından haberimiz olursa, ondan uzak olmazsak doğru veya yanlış yolda olduğumuzu biliriz. Şimdi insanoğlu yeryüzünün en zalim canlısıdır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah böyle dile getirir. Allah onlarca peygamber, onlarca sahife, 4 tane büyük kitap, 4 tane peygamber gönderdi. Diğer peygamberlerin getirdiği sahifeleri de, getirdikleri kitapları da hepsini insanoğlu tahrif etti. Onun için insanların sözlerine değil de Allah'ın sözlerine, Allah'ın kitabındaki ayetlere bakarak hayatımızı düzenlememiz gerekiyor. Yoksa insanoğlu sizin duygularınızı sömürür, kanınızı emer, maddi olarak sizden yararlanır, size musallat olan şeytan olur, sizin haberiniz bile olmaz. Elimden geldiğince bu konuyu size anlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.